Merhaba arkadaşlar, ben Görkem Yılmaz. Oyunlu Mavilere hepiniz hoş geldiniz. Slenderman serisine bu bölümle başlıyoruz. Mükemmel bir giriş yaptık açıkçası. Şöyle mükemmel girme birazcık aslında korkuyor insan. Çünkü ben korku oyunu oynamayan bir insanım. Korku oyunu oynamıyorum ama evet şu anda kalkıyoruz. Şu anda hemen sesimizi açalım. Yeterli. Arkadaşlar, bildiğim kadarıyla Slenderman şu olan insan. Şimdi 8 tane mi kağıt vardı? Şöyle shift'te hızlı koşuyor. 7 tane kağıt var sanırım. Bu 7 kağıdı 8 kağıt. Kalp atışı var. 7 kağıdı bulmaya çalışıyoruz. Sonra şu Slenderman dedikleri adam bizi yakalamaya çalışıyor. Şimdi ben çok da bilmiyorum oyunu. Açıkçası korkarak da oynuyorum. Şimdi ay elim titredi lan, ne oluyor? Abi fener var mı acaba ya? Fenerimiz varmış zaten. Açıkmış. Ya abi böyle tüylerim diken diken oldu ya. Aha bir tane bul. Bir de şöyle bir şey varmış. Al kaç, al kaç. Bir de şöyle bir şey varmış. Sesler geliyor. Ben korkmaya başladım. Şöyle bir şey varmış bir de. İşte ay dışarıdan mı geldi o ses ya? Kağıtları aldıkça daha da yaklaşıyormuş. Bir de ayak sesleri geliyor. Güm. Güm. Ana caddede dolaşmak iyidir. Ben korkuyorum. Tüylerim diken diken oldu ya. Gireceğim ama. Gel lan. Yok gelme gelme, şaka yaptım. Vallahi gelme. Durmamam gerektiği söylendi bana. Hani hiç durmamam lazımmış. Sonra a bir kağıt daha var. Sanırım kağıtlar çok renkli, yani ışığı şey olmuş. Aa bir tane daha var orada. Sanırım 3 yaptık ya, ama şöyle geri geri gitsem. Kaç 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 kaç. Ay. Bir ses. Dur yorulma yorulma yorulma. Aa, kaç kaç kaç. Kaç, arkamdaydı. Kaç, Allah'ını seversen kaç. Lan. Oğlum yapılır mı lan bu bana? Acaba orada mı? Ay. O kağıdı almayacağım ben ya. Nerede o? Hepsi 7. sokak yazıyor arkadaş. Lan orada! Buradan kaçsam olmaz mı? Ya bu kadar çabuk yorulunur mu ya? Abi bu seriye ben başlamadım bile bile. Ha orada. Ya ben bile bile başlamadım bu seriye. Asfaltta iyiydim ben ya. Kaydıra kaydıra gidiyordum. Bir kağıt gördüm sanki. Yok ya, o kağıt değil de. Lan ne çabuk yoruldun sen de ya. Daha 2 kağıt aldık destur ya. Ne ara geldin bizi buldun arkadaş ya. Ay. Oğlum aniden de dönüyorum ama. Kes. Aa kağıt bak. Ya. Gerçi onun şeyine gitmedim ama. Durmamamız lazımmış. Sürekli yürüyelim ya. Abi çıkmaz değil mi? Ya bak. Kaç kaç kaç. Çıtırtı geliyor, kaç. Kaç. O çıtırtı ne? Ya. Ana cadde. Kimse yok mu ya? Kimse mi yok? Şarkı söyleyeceğim, o olacak. Telefon. Orada. Ya, bu nasıl bir tip? Bu nasıl bir tip? Ya birden zart zurt dönüyorum ama yani karşıma çıkmasın.
Aa orada. Kayboldu. Kayboldu. Oradayken kafayı çevirdim, hafif kayboldu. Ya bu Slenderman böyle duruyormuş. Çok nazik bir adammış. Yok işte duruyormuş. Hiç kımıldamıyormuş. İşte sadece böyle bakıyormuş. Üstüne doğru gelmezmiş. Yok aniden çıkarmış. Lan bu öyle durması beni rahatsız ediyor. Anam. Lan geriye dönüyor. Tamam da bir daha geri dönmesi var işte. Ya biz ara sokaklara gireceğiz. Dur. Şurada kağıt vardı değil mi? Ya bir de işin kötüsü ne biliyor musun? Bir sıkıştırsa var ya, öper bu. Ay. Ay, tırsıyorum. Ay. Gideceğim buradan, gideceğim. Korkunçlu kara çıksa bu kadar korkmam ya. Harbi diyorum. Bu fenerin pili bitiyor falan dediler. Bitmiyor abisi. Heh. Ay, kağıt gördüm. Kaçıncı kağıt? Bir de oyunu bitiren çok az insan varmış ya. Yapma. Kaçıncı? Dördüncü kağıttı değil mi? Ya bu ses ne ya? Hısı yapıyor. Abi benim her yerim diken diken oldu ya. Nasıl bir ses? Bu nasıl müzik ya? Lay 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 lay. Arkamı dönsem zınk çıkar mı acaba? Şimdi bendeki amaç bir de oyunu bitirmek değil. Yani ne bileyim, ben o kadar prof da değilim yani. Kabul. Zıplıyor mu bu ya? Zıplamıyor. Üstüne doğru koşsak içinden geçebilir miyiz acaba? Gel lan. Gel. Gel, kağıt var burada. Ay, nasıl dönsek de alsak bu kağıdı ki. Şöyle geri geri gideyim. Böyle tıklayayım alayım. Lan! Bu ses ne? Abi bu yapılır mı bu ya? Lan sırtım bile kaşındı ya. Lan! Oğlum Allah belanı vermesin ya. Arkadaş ya. 5 tane toplamışız. Tüylerim diken diken. Devam ediyor musun diyor. Hemen bir bölüm daha çekelim. Ama ben çok kötü oldum. Başka bir bölüm çekelim. Evet arkadaşlar, birinci bölümün ikinci kısmıyla karşınızdayız. Devam ediyoruz. Ben aslında ikinci kısmı biraz şey yaptım böyle. Bayağı sonra erteledim. Birazcık tırsınç oldu. Evet şu anda İngilizce arkadaş konuşuyor ama benim İngilizcem lens, o yüzden ben pek konuşamayacağım. Evet arkadaşlar, şu anda arkadaş konuşuyor. Bildiğim kadarıyla bu bölüm labirentte geçiyor. Evet labirentte başlıyoruz. Bizden 10 tane üzerinden... Evet ışık bırakabiliyoruz space'le. Ben yine hafiften tırsmaya başladım. İnşallah... Shift'le hızlı koşuyoruz. İnşallah karşımıza direkt çıkmaz. Heykel orada. Heykel. Evet heykel. O heykel beni korkutuyor ya. Böyle hop çıkıyor böyle. Ho! Bayağı tırstırıyor beni. Ay. Evet. Amacımız burada ne? Anahtar toplamak. Zannedersen. Ulan yine korktun ha. Ay. Neyse. İnşallah. Yalnız ben bayağı alışmış gibi oynuyorum ha. Ara verdim ya, korkum ya. Şimdi şu çatıların altında anahtarların olması lazım. Evet arkadaşlar, şu çatıların altına bakacağım. Evet, ilk anahtarı bulduk ve güm sesini duyduk arkadaşlar. Bu güm sesi, güm güm ayak sesleri. Geliyor Türklerin
Ayak sesleri öyle miydi? Nasıldı? Bu Slenderman'in ayak sesi yalnız. Hafiften... Lan orada! Orada! Geldi! Anime Slender! Hemen hiç eksik olur mu? Anında. İyi de abi. Biz buradan almıştık değil mi anahtarı? Lan oğlum burada da köşeler tak tak çıkıyor ya. İnsan yani tırsmamak elde değil. Ben stres yapıyorum yalnız. Gerçekten. Oyuna yani böyle mükemmel bir motive ile girdim ama... Buradaki... döndük dolaştık aynı yere geldik. Ben heykelin yanına gideyim tekrar. Oradan çatısı olan yere bakalım. Buradan mı gitmiştik? Çıkmaz burası. Geri geri hiç bakmadan geri geri gidiyoruz arkadaş. Stresi. Hiç durmamam lazım. Hiç durmamam lazım. Buradaydı biraz önce. Şimdi o taraftan geldik. Şu karşıdaki çatıya gideceğim. Oradan almaya çalışacağım anahtarı. Evet. Oyun hakkında bahsetmiş miydim ya ilk kısımda? Neyse kısaca anlatayım. Bu eleman, Slender denilen eleman hiçbir şey yapmıyormuş. Duruyormuş falan. O eleman beni rahatsız ediyor. Gerçekten. Nazik davransak acaba? Hani nazik bir beyefendiymiş ya böyle. Selamun aleyküm. Anahtarları toplayacağız da inşallah diyelim böyle. Bakalım o zaman ne oluyor? O çatıya baktık, o çatıya baktık. Bu eleman şu karşıdaki yere gidelim. Arkadaşlar ben bu serinin sonunda inat edeceğim. 8'de 8 yapmaya çalışacağım. Ve sizinle de paylaşacağım. İnşallah. İnşallah çünkü şöyle bir şey. Üniversitemin son senesine geliyorum aşağı yukarı. Yani 2 senelik okuduğum için biraz hızlı bitmiş olacak. Sınav tabii ki biliyorsunuzdur. DGS sınavım var. O yüzden pek lan git. DGS sınavım var. Oradaydı değil mi o? Burada. Nasıl nefes alıyor lan? Ben hayatımda öyle nefes almadım. Lan git! 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 Aha anahtar. İki. Yap. Böyle çıkıyor ya Japon kızı. Mink. Ya git hala orada duruyor ya. Salak. Silindir. Silindir. Hanimiş abisi. Hanimiş. Allah belanı. Kaç lan. Ya abi. Ben o heykele göre yönümü tutuyordum ya. Bu heykelin oraya dikildi. İzin vermiyor. Şimdi çat diye de karşımıza çıkar ha. Ya yine mi buraya geldim? Kaybolacağım lan. Aynı yerden gitmeyeceğim. İşaret koyalım. Bir şey deneyelim. İşaret koyalım. Biz buraya gelmiştik gibisinden. Evet yavaş yavaş bakıyoruz. Git yavaş yavaş git. Yavaş git. Tamam. Evet başver. Şimdi hızlan. Koş. Koş sürtük. Koş. Koş, koş sürtük. Koş. Evet bir çatı daha var. Dönüp bakmayacağım o tarafa. İşte DGS sınavım var. Ondan anlatayım. O yüzden çıkmaz değil değil mi? O yüzden pek böyle daha çok ders üzerinde duracağım. DGS sınavı önemli. Yani derseniz ki biz seni okutacağız. Göndereceğiz sana paranı. Eyvallah bro. Eyvallah. Ay 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 ay. Slender. Slender. Abisinin koş. Koş. Neredesin? Hanimiş. Hanimiş uzun boylusu. Hanimiş kafası da yok muymuş? Olsun biz alırız sana kafa.
Indir. Bak burada ne var? Bak. Arkadaş hep aynı yerlere mi dolaşıyorum acaba? Çok da merak ediyorum bir yandan. Yavaşlıyor bu oyun. Yani yürüme sesi bile şey oldu artık böyle. Kırt, kırt. Sürtük koş! Komşular gelecek. Sen kime diyor sürtük diye. bir yandan da bizim söylemişti de katılıyorum. Ya komşularımız berbat ya abi. Ben komşularla ne yapacağız biz ya? Ben iki vardım burada koş sürtük diye. Şimdi bu eleman böyle bakıyor. Şu karşıdaki çatılı yere gittik mi? Oradan döndük zaten. Şuraya gittik. Şu taraftaki... Şuna... Oradan geldik ilk başta. Ya abi... Üy! Tüylerim diken diken oluyor ya. Bu nasıl bir huydur ya? İki tane tüy var suratımda zaten. O da diken diken oluyor. Oraya gittik. Buraya gittik diye hatırlıyorum. Komşulardan bahsediyordum. Bu komşular bir acayip. Gel silindir dertleşeceğiz. Şuraya var ya bir rakı masası. Köşeye. Tabii ki şaka. Alkol kullanmayın arkadaşlar. Çok güzel bir şey değil yani. Aaa silindir. Kaç. Zaten anahtar yoktu orada. Sağ ol. Ne güzel nefes oluyor lan. Ben hiç o kadar iştahlı nefes almamıştım. Hiç. Valla buradan gitmiştik değil mi? Şuradan geri çıkıp oradan mı gitsek ya? Abi ya. Oo. Slender. Abisi. Şşt. Komşular acayip bak. Yine anlatayım. Komşular bir acayip. Niye de ederseniz. İşte o bağırıyor, bu bağırıyor. Gece oluyor, bunlar bağırıyor. Bir bakıyorum bir gece okey oynuyorlar aşağıda. Tak, du, tak. Böyle taş sesleri geliyor bir acayip falan. İnsanlar değişik ya. Allah. Hele bir de İstanbul'da yaşıyorsanız. Kültürlerin birleşmesi sonucu o güzel falan. Güzel falan değil arkadaşım. Vallahi bak. Herkes memleketine gitsin. Ben de gitmeye şey razıyım. Harbi diyorum. Ben de memleketime gitmeye razıyım. İstanbul hani diyorlar ya sen İstanbullu olamazsın. Tamam eyvallah olamazsan ben de gideyim. Ama yeter ki herkes kendi memleketinde yaşasın. Abi böyle bir kültür çatışması olmaz ya. Şu caddenin karşısı şey ayrı bu taraf ayrı. Yani ne bileyim. Değişik. İstanbul'da yaşayanlar anlar ya. Anlar. Vallahi anlar. Ben 10 ay boyunca İstanbul'da değildim. Yani geçen sene yoktum. Ne lan? Işık mı Allah Ekber Allah. Anahtar buldum. Tövbe eza. Şeylere döndüm ha. Vallahi çarpılacağız. Evlendirme programlarına döndüm. Arkadaşlar arada bir kasma oluyor. Ne olur beni affedin. Ne olur. Aha anahtar. Lan! Ne olur git. Işığı kapat. Ne olur git. Ne olur git. Orada duruyor kesin. Bu müzik hayra alamet değil. Bir elamet. Kaç. Lan! Işığı yak! Lan orada kolları çıkmış! Koş! Allah! Lan bu ne lan? Oğlum ben var ya... Ay, bir elamet heykel de orada böyle ha yapmış. Ya onunla ilgili bir hikaye var biliyor musunuz? Bilmiyorum ama... Şöyle bir hikaye var. Bir gün... Böyle şeyler lan oğlum oy
Sese bak. 10 tane de 4 tane anahtar. Anasını satayım zaten. Çok kötü oldum ya. Hemen hikayemi anlatıp sonra erdiriyorum. Şu psikolojiden bir çıkayım. Evet, hazırım. Arkadaşlar bir gün sahilde 2 tane alkolik oturuyormuş, tamam mı? Ondan sonra bu alkoliklerden birisi elinde şarap oturuyor. Diğeri de yanında duruyor, tamam mı? Ondan sonra böyle yapıyor. Lan diyor, oğlum diyor, burada içmesene diyor. Atam diyor, bak diyor, şey diyor, sahili gösteriyor, sahilde iç diyor. Atatürk'ün heykeli varmış böyle. İşte o da böyle bir anımdı. Gülseniz de gülmeseniz de, esprisine gülünmeyen adam olsam da teşekkür ederim. Bizi sosyal medya üzerinden takip etmeyi, Facebook sayfamıza abone olmayı ve alttan hemen sağ alt köşeden bizleri, videomuzu beğenerek ve yorumlarınızla destek olmanızı canı gönülden istiyorum. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. İyi günler.